ilk korona nöbetine başladığımda, ülkeye yani ilk korona geldiğinde 45 gün ailemden ayrı kaldım. Çocuğumu sadece uzaktan balkondan görüyordum. Bu devirde kendimi şöyle görüyorum ve tüm sağlık ekibimi, hocalarımızı, nasıl bir savaş çıktığında komutanlar cephede en öndedir. Bizde de hocalarımız aynı şekilde ve hepimiz canla başla çalışmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Bir asker gibi cephede birebir bu virüsle çarpışmak zorundayız. Bunun bilincinde olduktan sonra kendimi bir şekilde motive etmem lazım. Ailemden ayrı kaldığım süreçte 2,5 yaşında kızım var. Onun en son giydiği pijamasını yanıma almıştım. Gece yatmadan önce onu kokluyordum. Yanımdaymış gibi hissediyordum. Tabii teknolojinin getirmiş olduğu imkanları da kullandık. FaceTime yapıyorum. Bu şekilde dinleneceğim zamanları kaliteli geçirmeye çalışıyorum. Meslek hayatımın Mart, Nisan, Mayıs ayları benim kendi meslek hayatımın en zor dönemidir. Bunun en büyük nedeni de henüz yeni tanımaya çalıştığımız bir hastalık vardı. Bu hastalıklarda yoğun bakıma düşen, solunum cihazına bağladığımız hastaları hızlı bir şekilde kaybediyor olmak. Samimiyetle söyleyeyim, bu dönemlerde ben kendi ağladığımı biliyorum. Çünkü bir şeyler yapamıyorduk bu hastalara, böyle zorluklar yaşıyorduk. Ben kendi evimde belki aileden birazcık ayrı kalarak bu dönemi geçirmeye çalıştık. Çünkü tedirginliklerimiz vardı. Hastalardan bu viral yük alabilirdik. Eve gittiğimiz zaman başkasına verebilirdik. Çok basit bir örnek vereyim. Ben kendi ailemi, annemi, babamı bu sene hiç ziyaret etmedim. Onların yanına gidemedim. Bu benim için zor bir dönem ama biz bunu atlatmamız gerekiyor. Bu hastalık gerçekten tuttuğu en önemli organ akciğer. Kişi nefes almak istiyor ama alamıyor. Yani bu şuur açık olan bir hastayı düşünün veya da boğulan bir hastayı düşünün. Boğulma sürecindesiniz. Nefes alma gayretiniz var, nefes alamıyorsunuz. Toplu yaşanan yerlerde mesafeye uyulmadığı zaman, sosyal mesafe ve maskeye dikkat edilmediği zaman bulaş ihtimali maalesef çok çok artıyor. Ve bu hastalıktan dolayı maalesef kaybettiğimiz insanlarımız oluyor. Bu bizi aşırı derecede üzen bir olay. Kurtaramadığımız hastaları gördüğümüz zaman gerçekten bizlerin de psikolojisi bozuluyor. Çok etkileniyoruz, üzülüyoruz. Yoğun bakım takibine geldiğimiz zaman yoğun bakımda her hasta sonuçta cihaza bağlı veya entübe olmuyor. Bazı hastalarımız bilinci açık bir şekilde genel durumlarında bozulma olduğu için yoğun bakımda yakın takip ve monitörize etmek için yoğun bakıma alıyoruz. Ve bu hastalar yoğun bakımda kaldığı sürece gerçekten dört duvar arasında olduklarını da düşündüğünüz zaman gerçekten çok zor bir durum ve zor bir psikoloji.